Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ümit. Bugün sizlerle yeni bir oyun serisiyle karşınızdayım. Evet, bugün sizlerle Crysis 3'ü oynayacağız. Hitman Absolution'dan sonrasında. Crysis 3 hani benim ilgimi çekti biraz. Daha öncesini bir kez bitirmiştim. Aslında tamamıyla çekmeyi düşünüyordum bu seriyi, ancak Crysis 1, Crysis 2 diğer oyunuyla birlikte çok fazla oynadığımdan aşırı derece sıkıldım oyunlardan. O sebepten dolayı hani Crysis 3'ü bu seferlik tek bir oyun olarak oynayalım diyorum. Biliyorsunuz ki Crysis 3 2013 yılında Crytek tarafından çıkmıştı son oyunu olarak. Bakalım. Umarım beğenirsiniz. Başlayalım isterseniz hemen. Yine bölüm bölüm yayınlayacağım. Zaten kısa bir senaryoya sahip bir oyun. Hemen başlayalım, tekli oyuncu diyelim. Ancak önce bir alt yazıları açmaya bakalım, açık mı? Evet, açık. Tamam. Şimdi tekli oyuncudan başlayabiliriz. İsterseniz Crysis'te daha öncesine bir bakalım. Hani hafızanız biraz belki benim hatırlar. Benim adım Karl Rush. Sizi ve bu baş başa dosyaları açmak Hargreave Rush biyokimyasalın başı olarak yaptığım son icraat. Dikkatli dinle. Gerçeği bilmen gerek. Sef dediğimiz uzaylı yaratıklar milyonlarca yıldan beri buradaydı. Onları Tunguska olayı sırasında keşfettik ve teknolojilerini aldık. Bu çalıntı bilgiyle bu şirketi kurmayı başardık. Raptor ekibini oluşturduk ve onları deneysel dış iskeletimiz olan Nano Giysi sahada test etmek için Lynch'ine gönderdik. Ekibin lideri Prophet'ti. Prophet. Diğerlerinden daha fazla bilgiye sahip. Şimdi her şeyi daha iyi anlayabilirsiniz arkadaşlar, nasıl başladığına dair. Nano Giysi uzaylı malzemesinden uzaylı yaptı. Malzemesinden doğru. Uyuyan Seth'i uyandırabileceği hiç aklımıza gelmedi. Uyandırdı, doğru. Crysis 1'de neler yaşamadık ki? Yaptığımız ilk savaştı. Yalnız iki Raptor. Neydi o öyle var ya? Psycho ve Prophet. Ancak Prophet ikisi kaldı. Bu karşılaşmadan sonra değişti. Doğru. Sefile sonsuza Prophet kadar bozuldu. Değişti. Yine de üstün geldik. Ama uzaylılar yenilmemişlerdi. Bizim ortamımıza uyum sağladılar. Crysis'e tekrar saldırdılar. Tekrar saldırdılar. 2020 Prophet onlarla New York'ta savaştı. Evet, Nano giysisi muhteşem güçlü bir silaha evrimleşti. Aynen. Ama uzaylı etkileşimi onu Sef'e daha çok yaklaştırdı. Aynen, doğru. Bu yüzden bozulan etini ölmekte olan ve Sef'lerin kendi silahlarını onlara karşı çevirerek kuvvetlerini yok etti. Doğru. Ama ona ihanet edildi. Ancak bu şirketin askeri kolu olan Sel, New York'taki zaferi kendilerine yonttular. Ve şimdi Washington'da gücü ellerinde tutuyorlar. Sefler yenildi. Ama teknolojileri hala ölümcül. Sel, mali durumumuza hakim olmak için bu teknolojiyi topluyor. Sadece bir tek şey istiyorum. Profit'i bul. O tehlikeli. Artık bir insan değil. Ama seni durdurabilir. Prophet'i bulmalısın. Ve bizi kurtarmak için son bir kez savaşsın diye dua etmelisin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kısacası bundan ibaretti. Çok kısa bir şekilde size anlattılar burada, anlattılar. Kısacası Crysis 2'de Prophet intihar etmişti. Öyle hatırlıyorum, kafasına sıkmıştı. Zırhını Alcatraz'a giydirmişti. Ancak Psycho ne yaptı bilmiyorum. İkinci bir oyunu vardı. Crysis 1'den sonrasında Warheim'in neydi öyle bir oyunu vardı. Onda Prophet başka maceralardayken Crysis 1'de bir an hikaye olarak adlandırmışlar oyunu. Orada Psycho, ikisi de farklı maceralardaydılar. İkisi de aynı zaman diliminde geçiyorlardı ve aynı yıla çıkmışlardı ve oyun sadece bilgisayar PC platformuna çıkmıştı. Hemen başlayalım.
Yeni sefer. Yok. Erden başlayalım. Hayır, oynamak istemiyorum. Başlasın bakalım. 23 yıl önce uzaylı Sef bizim dünyamızı ele geçirdi. Onları durdurdum. Onları durdurdum. Ama Sel şirketi fırsatı yakaladı. Bir güç vakumunun içine girerek hızla boyutunu artırdı ve dünyayı ele geçirebilecek etkiyi elde etti. Sel hepimizi şaşırttı. Ne bile şaşırttı. Benim adım Prophet. Ve neyin geldiğini bilen bir ben varım. Sel bizim dünyamız için gerçek tehdit değil. En güçlü uzaylı Alpha Sel hala yaşıyor. Doğru, yaşıyor. Bana gelecekten bir parça gösterdi. Uzayda bir parça. Gelecekten bir parça. Beni neyin götürdüğünü biliyor. İnandığım şey, iyi bir asker olmanın sonuçta tek bir şeye karşılık gelmesi. Tek bir soru var. Neyi feda etmeye hazırsın? Beni unutma. Bana nano cinsiyle geldiklerinde olduğum adamı, Lawrence Barnes'ı Prophet olmak, dövüş makinesi olmak için feda ettim. Kendi etim ve kanım beni geride tuttuğunda, onu da bir yedek parça gibi değiştirdim. Zırh başa bela oldu. Zaferin bedelleri. Eti zırhına yapıştı. Her seferinde biraz daha fazla ödersin. Neyin geldiğini gayet iyi gördüm. Ve bunu durdurmak için yapabileceğim hiçbir şey yoktu. En mükemmel savaş makinesi arızalanırsa, o zaman ne yaparız? Ben ne yaparım? Kendi zırhından bahsediyor. Arızalanırsa ben ne yaparım diyor. Herkesin ümidi benim diyor. Ve böylece oyunumuz başlıyor. Bakalım. Call of Duty'den kalma Ghost'a nasıl, ne kadar çok benziyor zırhı. Tabi şu anda Prophet'ı almaya geldiler. Bu Crysis 2'de olan karakter vardı. Hani Karadeniz tarzında bir şivesi vardı, öyle konuşuyordu. Sanırım o.
Vay! Yaşıyor. Ayka yaşıyor. Lan o giysinler. Sen dilini yüzdün. Hepimize yaptın. Sen sonuncusun. Her şey o giysiyle ilgili. Haklı. Her şey o giysiyle ilgili. Şimdi oyuna giriyoruz. İnsan ötesi. 4 Kasım 1900 tamam. 2047. Deyin, 3 tane çıkacak. Sessiz ol. Yürüyün. Ha, gizlice saklanabiliyoruz. Tamam, doğru. Ben, Bandit, dikkat dağıtın. Robert, hadi gidelim. Romeo aktüel, Romeo 1 konuşuyor. Yakıt tüketme başlatılıyor, tamam. Anlaşıldı Romeo 1. Seni oraya sokmamız lazım, kubbenin içine. Bir savaş başlıyor. Alfa Sef mi? Hayır. Seni Sibirya'da kahvoltla vuran adamları hatırlıyor musun? Seni tanrı bilir kaç yıl statüde tutan adamları. Nano giysiyi etimden söküp alan adamları. Sana da aynı şeyi yapacak olanları yani. Sen, bu adamlar. Doğru. Unut bunu. Ses yapıyor ya. Ha. Grafit, 2020'li binbaşlı oyuncularınız devrimsel bir çalışma sistemiyle donatıldı. Nano giysi. Giysinin nanitleri deriye ve sinire bağlandıkça Barnes şimdi Profit olarak bilimiz varlığa dönüşmeye başladı. Başlangıçta Profit sadece binbaşı sahadaki kod adıydı. Ama giysinin gerçek doğası açığa çıktıkça bu durum değişmeye başladı. Nano giysi Ransom söz verdiği gibi basit bir çarpışma dış iskeleti olmak şöyle dursun. Aslında son derece yüksek teknolojili ve genetik olarak yapılandırılmış uzaylı DNA'sından oluşan bir değişken bir kokteyldi. Sağ test sırasında uzaylılarla doğrudan temas binbaşının giysisinde rahatsız edici bir değişme sebep olarak onu tabiat olarak şefle daha da yakınlaştırdı ama giysiye bağlanan asker zihnini tırmalayan uzaylı etkisine karşı koymaya çalışırken yeni bedeninin uyum sağlayabildiğini, yükseltebildiğini, evrim geçirebildiğini keşfetti. Nano giysi, biyolojik sistemleri iyileştirmesi, modifiye edilmesi ve hatta değiştirebilmesine bile izin veriyordu. Ama yükseltme şef istilasına karşı savaşmak için son derece gerekli olan gücü getirirdi. Ama sadece birinin bir bedeli vardı. Binbaşı bedeninin her değiştirilmesini, her modifikasyonunu ile daha az ve daha çok makineye, daha az insana ve daha çok şef, daha az insan ve daha çok Profit'e dönüşmüştü. Parça parça insanlığı geride bıraktı. Profit, New York'ta şef ile enjekte olmuş etini tamamen Alacatraz adında ölmekte olan bir askerinkiyle değiştirdi. Böylece savaşın gidişatını insanlık yararına değiştirmek için daha önce olduğu adamın son kalıntılarına feda etti. Ortalığın tozu dumana yatıştığında Alacatraz kaybedilmişti ve Barnes'in kendisinin makinenin içindeki bir hayaletten farkı yoktu. Savaşmaya devam etmek için geride kalan Profit'ti. Profit zar zor hatırladığı insanlığın son kalıntılarına tutunan bir öldürme makinesi. Profit dünya devi olmayan öngörüler ve kendi şef doğasının çekimi tarafından gizli biçimde lanetlenmiş acımasız bir uzaylı avcısı. Profit çalınmış bir cesede sarılmış uzaylı yükseltmeleri ve nano kas paketlerine oluşan bir zamanlar Lynch adında bir adam olduğu rüyasını gören ölümcül bir silah sistemi. Bayağı uzundu. Devam edelim. Uyarı, nano giysi tahliye sürüyor. Tüm temel olmayan personelin bölgeyi terk etmesi gerekiyor. Bu Max, senin güvenlik sistemi.
Devam edelim. Kimse yok. Sesi çekmeye gayret edelim. Susturucu var. Susturucu mu? Tamam. Tamam. Güzel. Doğrudan aç hadi adamım. Kapıdan giriyoruz. Tamam aç. Şaşırtma tek şansımız olacak. Kimse bunu deneyecek kadar deli değil. Eyvallah. Bunu sessizce yapalım. Beklemede olan QRF ekipleri var. Nasıl ölmedi o ya? Nereden gidiyoruz? Hayko. Nereden oğlum hadi. Buradan mıydı yok? Yok değil herhalde. Hadi ama. Bazen bu herifler için üzülüyorum. Niye? Ama çoğunlukla onları öldürüyorum. Nereden gideceğiz ya? Öldü mü lan o? Ne ara girdik oraya ya? Ben sana gel lan göstereyim, sen kimsin lan? Gel. Yiyorsan kendini göster lan. Neredesin lan? Yiyorsa göster kendini, göster. Göster ulan kendini. Göster ulan. Göster ulan kendini. Adama bak ya, atar yapıyor ya. Romeo 1, hedefe ilerliyorum. Tamam. Bu biraz kötü oldu. Belki buna ihtiyacım var. Aa. Yay mı bu? Evet. Seni sessiz görünmez bir öldürme makinesi yapıyorum. Bu ciddi bir alet. Beğendin mi? Ama henüz güzel kısmını duymadım. Karbon lazerler o yayı nano giysisine bağlıyor. Bir gergedanı öldürebilecek kadar kinetik enerjisi var. Değiştirilebilen başlıklarla her türlü hedefe patlayıcı atabilirsin. Ve en güzeli de pelerinli kalırsın. Şimdi beğendin mi? Geliyorum. Güzel. Hadi şimdi. Veri tabanı ha? Her neyse onu boş ver. Romeo 1, Foxtrot 4'e girdik. Yakarak uçurma hazır. Tamam. Ben mi basayım inden? Peki. Güzel. Arkamı kollayın. Ben kontrol edeceğim. Biri bizi yayla avlıyor. Ne ara gördün ulan? Buradan kaçıyor. Oo. Sen kimi unutuyorsun ya? Karşına Prophet var oğlum.
Ateş serbest. Senden daha baban yaşında adam. Babası yaşında adama avlarım diyor ya. Aynen adamım ya, işimiz bu. Gel gel gel, ben sana kombine bilet vereceğim, gel ha. O yay nereye girdi lan o? O nereye girdi ya? Allah Allah. Konumuna ateş edin ne abi? Söyleyin bana bunu, açıklayın bana ya, ne bu? Oo. Hadi gidelim. Oo, çok pis yerden oku yedi. Oo. Ayko gel lan. Aç şu kapıyı. Ben açamıyorum bak. Hadi yürü. Romeo 1, Romeo 2 kilitleme tamamlandı. Tamam. Hadi. Güzel. Ne yapıyor lan onlar orada? Oo. Aç kapıyı, aç 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 aç. Ne yapayım? Söyle ne yapayım? Ha? Bir dakika ya. Ha bir de hackliyoruz ha. Ah, ne diyeyim ki? Neyin içine giriyoruz böyle? Burası serin sıfır noktası. Burada bir, belki de iki. Peki ya Seth? Çek şuradan dostum. Uzaylılar bitti. Bunu şimdiye kadar anlamış olmalıydı. Hadi Psycho gidelim. Bana yüzünü göster. Benim yanık isimden keserek çıkardın. Şimdi bana yüzünü göster. Psycho hadi gidelim. Deneyen neymiş bu? Sen beni dinle. Onlara robotun taşınması konusundaki risklerin çok iyi farkında olduğumu söyle. Ancak laboratuvarımda test öznesi kalmadı. O listede sonuncu. İşimin devam etmesini istiyorlarsa onu buraya getirsinler. Nano giysinin sahip olduğumuz tek teknolojisinin tek başarılı ıslak entegrasyonu olduğunu hatırlatmak isterim. Cuma'ya kadar Prophet'ın o giysisini yüzüyor olmak istiyorum. Aksi takdirde sizin derinizi yüzeceğim. Ben de sizi yüzeceğim, merak etme. Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım. Seni bulacağım oğlum. Bulacağım seni. Yüzerken uyanık oluyorsunuz. Bir sürü genç çığlık atarak öldü. Kalpleri şoka dayanamadı. Boş ver onu. Hadi lan. Hadi. Hadi. Gidelim. Yalnız var ya feci ya vallahi. Tekrar. Ne oluyor ya? Uzak tarafta yeniden bağlı. Bütün sektörler alarmda. Kaçak alandan geçiyor. Siz... niye tırmanamıyorum? Bir dakika. Ulan Hayko var ya, sen kolay yoldan gidiyorsun, ben zor yoldan. Sayende benim de işimi zorlaştırdı. Bir dakika neden vuruyor? Ah kaçar mı o ya? Oo. Kime vuruyor ya bu? Hayda. İlk defa öldük şu anda.
Hadi tekrar bu işi hızlıca bitirelim. Oh. Lan. Hadi tekrar vurun. Vay, helikopter geldi ha. Helikopter ha. Hadi. Aç kapıyı, kapıyı aç, aç. Aç kapıyı. Ne oldu? Bununla baş edebileceğinden emin misiniz? Siz şirket yet. Lanet olası bir dalış kişisine ihtiyacım yok. Hızlıca devam edelim. Ne oldu? Bir dakika. Hız ne? Bir dakika, hız hangisiydi ya? Hız hangisiydi abi? Hıpıra hıt. Bu Hayko. Neyse devam. Neredendi bir dakika? Buradan değil miydi ya? Ha buradan. İlerle ve daha aşağıda bağlantı kuralım, tamam mı? Anlaşıldı. İlerliyorum. Adam buldu bir de. Bakalım bizi fark edecekler mi? Yukarı mı çıkacağız anlamadım ki ya. Yukarı mı çıktılar acaba? Enerji de bitmek üzere. O kafa orada öyle nasıl yapıştı ya? Kafa çok manyak takıldı orada ya. Baksana hala duruyor ya. Feci ya vallahi. Tamam bul o zaman. Tamam bulsun o zaman ya, sıkıntı yok. Psycho, sonraki alana gidiyor. Psycho? Evet. Bir bakalım. Burası açılmadı galiba, doğru. Gizlice girmeye çalışacağım ama bakalım. Rabbit,
ederim. O nefes tüketeceğim, siz merak etmeyin. Bakalım, gizlice girmeye çalışacağız. Umarım fark etmezler. Hadi, hadi az bir şey kaldı, hadi. Güzel, güzel, gayet iyi, güzel. Güzel. Yalnız tükenmek üzere. Fark ettiler mi? Sanırım hayır. Tamam, sıkıntı yok. İyi de nereden gireceğiz ya? Ha şuradan değil mi? Sen kendi arkanı kolla. Neredeyse vardım. Tamam, bekliyorum. Bütün birinden alarma getir. Burada biri var. Dağılın ve ateş edelim. Tut. Birisi varsa niye ateş ettin? İkincisi, siz de ateş edeceksiniz. Hadi ateş etmezsem aramayacak mısınız? Bu ne saçma sapan bir diyalogdur öyle ya. Psycho, ben geçtim. Asansöründe buluşmuş. Sanırım fark etmedi beni o taret. Bakalım, güzel. Güzel. Aç kapıyı, kapıyı aç, kapıyı aç, 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 aç. Helal. Helal. İçeri girdikten sonra adamlarımla Arvin yapacağız. Arvin. Şimdi insan mı kullanıyorsunuz? Beni bilirsiniz. Her zaman bir takım oyuncusu olmuş olur. Birçoğu borç köşesi. Sel enerjimize sahip. Hepsi. Faturalarını ödeyemezsin. Ödemek için çalışman gerekir. Tabii ki asla yetmiyor. İşin güzelliği de bu. Ömür boyu çalışarak öde planında takılıp kalıyorsunuz. Başka bir seçenek yok. Belki de vardır. Savaşırsınız. Aynen. Bekle. Sen uyurken senin nelerle uğraştığını göstereyim sana. Belki o zaman anlarsın. Göster. Peki, hadi göster. Bekliyorum. New York'a hoş geldiniz. Versiyon 2.0. Vay anasını. New York'un anası ağlamış. Harbiden ne yaptı bunlar ya? Ne yaptı bunlar oğlum bunu? Bir enerji imzası. Aynen. Nedenmiş o? Bosser. Uzaylı teknoloji enerjisini kanalize ediyor. Küresel güç devresini bu kubbe içindeki tek bir sef makinesinden yürütüyor. Bu kadar basit olamaz. Gerçekten öyle dostum. Gücü kes, sel bitsin. Bu kadar basit. Hayır. Alfa Sef bana bir öngörü gösterdi. Bunu daha önce de yaşadı. Bir şekilde bir bağlantı oldu. Prophet, uzaylıların işi bitti. Onları sen bitirdin. Birkaç başı boş ve kimsesiz kaldı.
Hayır, daha fazlası da var. Buralarda bir yerlerde bir ip ucu bulabilirsek tek verebilir. Dinle. Sen var olmayan bir süper uzaylıya avlamakla uğraşırken sel dünyayı ele geçirmek için uğraşıyordu. Uzaylılar var dostum. Sana şimdi ve burada ihtiyacımız var patron. Uzaylılar var. Senin yardımına ihtiyacımız var. Gel metele değil. Burada onlar senin devriminden daha fazlası oluyor. Bunu gördüm. Sel anlaması mümkün olmayan güçlerle oynuyor. Yaptıkları şey her neyse dünyanın sonunu getirecek. Onları kapatmalıyız. Kesinlikle evet. Aynen öyle. Harekete geçelim. Ortalığın anasını ağlatmışlar ya. Evet arkadaşlar, Crysis 1'in birinci bölümün... evet arkadaşlar, Crysis 2'nin birinci bölümün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.